Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir zeytinyağlı fasulye yapacağım. Uzun zamandır istek geliyordu. Bir türlü yapamadık. Kısmet bugüneymiş. Tabii zeytinyağlı fasulyeyi daha önce yapmıştık. Kanalımızda vardı. Bundan 1,5 yıl önce yapmıştık. Ama izlenmeyince videoyu silmek zorunda kaldık. Ortalama 3000 civarı izlenmişti. İzlenmeyip kimseye faydası olmayınca orada beklemesinin bir anlamı yok. O yüzden biz de silip yenisini yapmaya karar verdik. Bazen bu tarz videolarımız çok fazla izlenmiyor. YouTube bizi önerilere çıkartmıyor. Veyahut şov yapmadığımız için, şive yapmadığımız için, yani yapmacık olmadığımız için bazı videolarımız izlenmiyor. Olsun, çok da sorun değil. Biz kanalımızda Allah'ın izniyle güzel bir arşiv oluşturmaya çalışıyoruz. Herkesin izleyebileceği eğitim niteliğinde videolar yapıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videolarımızın kapak resimlerini aldatıcı koymayacağız. Başlıklarımızı aldatıcı yazıp kimselere videomuzu tıklaması için aldatmayacağız. Ve aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. İzlensek de olur, izlenmesek de bizim amacımız sizlere eğitim niteliğinde güzel bir şekilde faydalı olmak. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Zeytinyağlı fasulye için kullanacağımız malzemeler 1 kilo Ayşe Kadın fasulyemiz var. Gördüğünüz gibi bayağı da büyük. Önce bu fasulyeyle çok fazla karşılaşmıyorduk. Yani bu kadar büyük olmuyordu en azından. Ama lezzetli. Salkım domates kullanacağız. 750 gram. 3 adet soğanımız var. Orta boy. Toplamda 220 gram geliyor. 1 adet limon kullanacağız. Hem içinde hem de üzerinde süslemek için. Toz şeker. 2 diş sarımsak. Tuz. Ve 1 su bardağına yakın zeytinyağı kullanacağız. 1,5 su bardağı da su kullanacağız. Buyurun yemeğimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle fasulyemizin varsa kılçıklarını alacağız. Ben zeytinyağlı fasulyede Ayşe Kadın fasulyeyi çok severim. Etli salçalı fasulye içinde çalı fasulyeyi çok severim. O yüzden bu tarifimizde Ayşe Kadın fasulye kullanacağız. Kılçı da yok sayılır. Çünkü pazardan alırken baktığımda çok tazeydi, çok da güzeldi. Fasulyelerimizin hepsini ayıkladık. Kolay kolay kılçı çıkmadı. Dediğim gibi taze bir fasulyeydi. Normalde bunlar çok uzun olmasaydı bunları ben kolay kolay doğramazdım. Direkt bu şekilde pişirirdim. Her zamanki yaptığım yöntemle. Ama bunlar biraz uzun olduğu için şöyle ortadan ikiye böleceğiz. Fasulyemizi bu şekilde ortadan ikiye böleceğim. Tabi isterseniz bunu kibrit çöpüyle doğrayabilirsiniz. Yani şu şekilde ince ince doğrayabilirsiniz. Ama ben o şekilde çok fazla sevmiyorum. O yüzden böyle direkt ortadan ikiye bölüp bu şekilde pişireceğiz. Fasulyelerimizin hepsini doğradık. Sıra geldi soğana. Soğanlarımızı yemeklik doğrayacağız. Zeytinyağlı yemekler bol soğanı çok sever. Soğanı bol kullanırsak zeytinyağlı yemekler çok lezzetli olur. Biz de o yüzden 3 tane soğan kullanacağız. Soğanımız hazır. Tenceremizi ocağa aldık. İçerisine 1 su bardağına yakın zeytinyağı ekliyorum. Yağımız çok az ısındı. Soğanları ekliyoruz. Soğanlarımızı karıştıralım. Tabii bu tarifimizde salça kullanmıyoruz. İsterseniz zeytinyağlı fasulyeyi salçalı yapabilirsiniz. Ama biz salçasız yapacağız. Salçasız ve soğuk daha lezzetli oluyor. Soğanımızı yeterince kavurduk. Sırada fasulyeler var. Fasulyelerin hepsini ekledik. Şöyle hafiften hafiften karıştıralım. Yaklaşık burada bir 5-10 dakika civarı fasulyelerimizi kavurursak yeterli. Domatesi kaldı. Domatesi doğrayalım. Yavaş yavaş yemeğimiz hazır olsun. Domateslerimizi çok ince doğrayacağız. İsterseniz rendeleyebilirsiniz ama ben doğrayacağım. Salkım domates kullandığım için kabuklarını soymuyorum. Normal domates kullansaydım kabuklarını soyardık. Arada fasulyemizi karıştıralım. Domateslerimiz de hazır. Fasulyenin pişme süresi kullandığınız fasulyenin cinsine bağlı değişebilir. Normalde Ayşe Kadın fasulye 1 saat, 1 saat 15 dakika civarında tencerede pişiyor. Eğer düdüklü tencere kullanırsanız pişme süresi daha çok kısalıyor. Yarım saat 45 dakika içerisinde
düdüklü tencerede pişirebilirsiniz. İki diş sarımsağımızı bu şekilde ince ince doğradık. Bunları da fasulyeye ekliyoruz. Çok fazla kavurmayacağız. Aşırı fazla kavurursak fasulyenin rengi çok siyahlaşacak. O yüzden fazla kavurmayacağız. Şu an ortalama 6-7 dakika oldu. Bu bizim için yeterli. Domatesini ekliyorum. Tuzunu ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz kullanıyorum. İki tatlı kaşığı da dolu dolu şeker kullanacağım. Toplamda 1,5 su bardağı su kullanacağız. Bir bardağına ekledim. Yarım bardak daha ekliyoruz. Karıştıralım. Çok fazla su kullanmıyoruz. Birazdan domatesin suyu da çıkacak. Aşırı sulu olmayacak yemeğimiz. Hafif sulu olacak. Evet, hafiften karıştırdık. Şöyle birkaç parça da limon koyacağım. Fasulye, limon çok yakışıyor. Böyle ekşi ekşi olunca çok lezzetli oluyor. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Yemeğimiz kaynara çıkınca ocağımızın altını orta ateş yapacağız. Orta ateşte, ilerleyen zamanda kısık ateşte yemeğimizi 1 saat boyunca pişireceğiz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altını orta ateş yapıyoruz. Orta ateşte 1 saate yakın yemeğimizi pişireceğiz. Tabii arada kontrol edeceğiz. Yemeğimizi güzel bir şekilde pişireceğiz. Efendim, toplamda 1 saat boyunca fasulyemizi pişirdik. Az önce kontrol ettim. Bir tane çatal yardımıyla fasulyemiz pamuk gibi olmuş. Şöyle yakından göstereceğim. Hiç şeklini şemalini bozmadan fasulyemizi bu şekilde pişirdik. Şöyle göstereceğim. Gerçekten fasulyemiz lokum gibi oldu. Çok da güzel pişti. İçerisinde çok fazla su kalmadı. Benim tercihim fasulyemizi soğuk yemenizden yana. Eğer soğuk yerseniz daha çok lezzetli olur. Biz de aynı şekilde yapacağız. Fasulyemizi soğutacağız. Soğuduktan sonra iftar soframızda tadına bakacağız. Ama öncelikle soğuması için buradaki borcamı alacağım. Fasulyemizi buraya aldık. Soğutacağız. Soğuduktan sonra sunumunu yapıp videomuzun kapanışını yapacağız. Ama tadına bakamayacağız. Çünkü iftara şu an 2 saat var. Evet, fasulyemizi soğuttuk. Şu an iftara 25 dakika var. Ve yine tadına bakamayacağız. Sadece sunumunu yaptım. Ramazan dolayısıyla Ramazan boyunca yemeklerimizin tadına bakmayacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde sunumunu hazırladım. İftarda tadına baktıktan sonra eğer bir eksiği varsa muhakkak yorumlarda belirteceğim veya videoyu paylaşmayacağım. Siz bu videoyu izlemeyeceksiniz. Ama bence çok güzel oldu. Bugün temizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.